Son anda kurtulduk. Neden geldin yine peşimizden? Senin yüzünden göreceklerdi bizi neredeyse. Ne yapayım abi? Merak ettim sizi. Asıl siz neden geldiniz devlerin yanına? Ne yaptığınızın farkında mısınız? Aslında devler için gelmedik. Neden geldiniz peki? Bak şuradan gizlice şimdi, anlarsın. Onlar köyden kaçan adamlar. Oradalar, devlerin yanındalar. Evet. Biz de onları takip ettik zaten. Neden buradalar ki? Niye gelmişler? Ne işleri var devlerle? Nereden tanıyorlar birbirlerini? Dur, sakin ol. Nefes al biraz. Bunların cevabını biz de bilmiyoruz. Neyse, bunları sonra konuşuruz. Daha fazla durmayalım burada. Evet, köye gidip bir plan yapmamız gerek. Geri almanın yolunu bulmalıyız bir şekilde. Ne planı? Neyi geri alacaksınız? Özge, sonra konuşuruz dedim. Şuradan ayrılalım önce bir. İyi, tamam. Tek sıra gidelim. Tamam. Özge, hadi. Tamam, geliyorum. Dikkat et. Bunk, bak. Demiştim size. Bir ses duydum demiştim. Özge, ne yaptın? Buldular mı bizi yoksa? Peşimizden mi gelmişler? Korkma. Devler yanımızda. Bütün köy gelse de kitabı alamazlar. Kim var orada? Kim sen, çık ortaya? Siz durun burada. Ben bakarım. Ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey yok burada. Görmediler bizi değil mi? Görseler gelirlerdi arkamızdan. İki kez yakalanmanın ucundan döndük resmen. Evet. Daha dikkatli olsaydık böyle olmazdı tabii. Özür dilerim abi. İsteyerek olmadı. Neyse. Kurtulduk zaten. Önemli olan o. Hadi anlatın artık. Sabret. Geldim. Sonunda. Nerede kaldın? Hayvanları ağına soktum anca. Hadi daha fazla vakit kaybetmeden aramaya çıkalım karacaları. Tamam. Nerelere bakacağız peki? Bilmem. Köyün etrafına bakınırız işte. Neredeydiniz? Biz de sizi aramaya çıkıyorduk tam. Evet, merak ettik. Merak etmeyin, geldik işte. Bizim de sizinle konuşacaklarımız var aslında. Şundan da biraz alayım. Biraz daha bundan. Usta. Gelemem şimdi. Yemek yiyorum. Usta uyan. Ha? Ne oldu? Ne oluyor? Bir şey oldu yok. Uyandırmaya çalışıyordum seni sadece. Rüya mıydı şimdi o? Yemekler yok mu yani? Evet, üzgünüm. Munk nerede? Gelmedi mi hala? Geldi de biraz daha odun bulmaya gitti. Oho! Neler oldu neler sen yokken? Ne oldu? Küçük adamlar geri geldi. Meğerse bunca zaman köydeymişler. Köyde mi? Neden gitmişler ki oraya? Bizim için bilgi toplamaya. Şimdi neredeler peki? Geri mi gittiler? Yok. Buralarda bir yerdeler, dinleneceklermiş. Bunu
Onlar bize söylemedikleri bir şeyler karıştırıyorlar ama ne? Neymiş? Öğrendin mi bir şeyler? Nasıl kullanacakmışız dileği? Dur, daha yeni başladım okumaya. Hiçbir şey öğrenemedin mi yani? Çocuğum buraya geldiğinden beri yaşadıkları yazıyor. Onları geç. Dilekten bahsetsen. Sabret. Dedim ya, daha yeni başladım diye. İyi. Sen incele o zaman. Ben kestireceğim biraz. Doğru mu anladım? Bu adamların elinde güçleri olan bir kitap var. Ve bu kitap sayesinde istedikleri her şeyi yapabilirler. Öyle mi? Evet, öyle sayılır. Ve şimdi de devlerin yanındalar. Asıl tehlike de o. Aa! Ya devler köyümüzü elimizden alırlarsa? Alsınlar da görelim. Karşılarında ilk beni bulurlar. Ne yapabileceksin ki akıllım? Kitabın gücünü kullanırlarsa isterler ve hop onların olur. Tamam, durun, sakin olun. Bunların olmaması için kitabı onlardan bir an önce geri almamız gerekiyor işte. Peki bu kitap nasıl geçmiş onların eline? Yani köyden mi bulmuşlar? Aslında benden aldılar. Senden mi? Ne işi var ki sende böyle bir kitabın? Bunları boş verin şimdi. Kitabı geri almak için bize yardım etmeye var mısınız, onu söyleyin. Ben varım. Ben de. Tamam, ben de varım. Nasıl geri alacağız peki? İyi bir plan yapmamız lazım. Düşünelim. Benim hakkımda bir şeyler var aslında. Herkes planı anladı değil mi? Evet. Hadi artık dağılalım o zaman. Bu gece hazırlığımızı yapıp sabah kapıda buluşuruz öyleyse. Tamam. Ben de kurt gibi acıkmışım. Evde görüşürüz. Ne oldu? Bir şey mi sıkkın canın? Düşünüyorum. Kitabı bulduğumda içinde başka yazılar vardı ve ben açınca daha okumaya bile fırsat bulamadan silindi o yazılar. Sanki kitap yeniden başlamıştı. Kitabı geri alabilsek bile ya içindeki her şey silindiyse? Ama kitabın yeni bölümü kitabı geri alman gerektiğini söylüyorsa neden yeniden başlasın ki? Evet, haklısın galiba. Ama ya kitabı geri alamazsak? Yani görevi tamamlayamazsak? O zaman ne olacak? Kitabı el birliğiyle geri alacağız yarın. Görürsün bak, inanıyorum ben. Her şey hazır mı? Evet, hazır. Bütün gece uğraştım ama oldu sonunda. Sağ ol Bahadır. Hasan nerede? Hayvanlardan biri kaçmış. O gelemeyecek galiba. Neyse, olsun. Sayımız yeter böyle de. Evet. Hadi yola koyulalım o zaman. Sen hala kitabı mı inceliyorsun? Evet. Neler öğrendin peki? Kitabın önündeki şu şey var ya. Bu bir anahtarmış. Ne anahtarı? Ormanın kalbi diye bir yer varmış. İstediğimiz şeyi dileyebilmek için de bu anahtarı çıkarıp oraya yerleştirmemiz gerekiyormuş. Ne duruyorsun o zaman? Ver şunu bana. Boşuna uğraşma. Ben denemedim mi sanıyorsun? Zorlamayla çıkmıyor yerinden. Nasıl çıkıyormuş peki? Kitabın tamamlanması gerekiyormuş. Ama kitabı bizim tamamlayabileceğimizi de sanmıyorum. Kitaptaki her görev kitabı ilk bulan kişinin yapması için sanırım. Emiray. Evet. Dilek hakkı da hala onda yani. Kullanamayacak mıyız bu kitabı şimdi? Boşuna mı uğraştık bu kadar? Kitapta çıkan son görev sanırım kitabı bizden geri almasını kastediyor. Yani? Eğer bizi bulup kitabı alamaz ve bu görevi yerine getiremezse işler o zaman değişebilir.
O zaman dilek hakkı da bize geçebilir, öyle mi? Evet, şimdi sadece dikkatli olup beklememiz gerek. İyi, bekleriz madem. Hadi devlerin yanına gidelim de biraz yiyecek alalım şimdi. Ama önce kitabı ver. Niye? Şu kayaların arasına saklayacağım da ondan. Olmaz, yanımdan ayırmam kitabı. Elinde mi tutacaksın devamlı? Devler görürse sormayacaklar mı nereden çıktı o kitap diye? Herkes hazır mı? Ben hazırım. Ben de. Evet, ben de. O zaman başlıyoruz.